Eğer zengin olmak istiyorsanız sıkı çalışmalı, bütçenizi planlamalı ve ayağınızı yorganınıza göre uzatmalısınız. Bunların hepsi bilindik ve mantıklı tavsiyeler. Ancak zengin olmanın nadir bilinen yolları da var. Mesela güneşli günlerde veya rahat ayakkabılarla alışveriş yapmamak gibi. Bir dakika ne? 14 numara. İhtiyaç duymadığınız şeyleri atmak. Eşyalarınızdan kurtulmak sizi daha mutlu ve özgür hissettirirse de zengin olmanıza yardımcı olmayacaktır. Ayrıca eşyalarınızı atmak yerine onlara ikinci bir şans vererek kendinizi mutlu etmenize de yanlış bir şey yoktur. Mesela eski kıyafetlerinize yeni bir soluk getirebilirsiniz. Fırfırları söküp eski düğmeleri ve fermuarları yeni ve orijinalleriyle değiştirebilirsiniz. Dikiş dikmek size göre değilse bunu atlayıp daha önemli bir kaynak olan zamandan tasarruf edebilirsiniz. Yine de eski şeyleri atmayın. Bu sağlıklı ve ekolojik bir çözüm değildir. Eşyalarınızı internette satmayı deneyin veya ihtiyaç duymadığınız şeyler karşılığında size indirim kuponları veren mağazalara götürün. Garajınızda veya tavan arasında değerli eşyalar olup olmadığını kontrol edin. Buralarda bazen varlığını bile unuttuğunuz harika şeyler bulabilirsiniz. 13 numara. Çok sık çamaşır yıkamak. Çok sık çamaşır yıkamak çevreye çok zarar verir. Harcadığınız tüm suyu ve okyanuslara ve nehirlere karışan deterjanları düşünün. Üstelik kıyafetleriniz için de iyi değildir. Kıyafetlerinizin kısıtlı bir ömrü vardır. Bu ömrü kısaltmak istemezsiniz değil mi? Her gün iç çamaşırlarınızı değiştirmek normal olsa da kaşmir kazağınızı her giydikten sonra makineye atmazsanız size minnettar olacaktır. Kotlarınızı 4-5 kez giydikten sonra yıkamalısınız. Tersini çevirerek fermuarını çekip düğmesini ilikleyerek yıkayın ki sarkan metal parçaları çamaşır makinesinin kazanına zarar vermesinler. Ayrıca çamaşırları yıkamak yerine üstündeki küçük lekeleri diş fırçasıyla da temizleyebilirsiniz. 12 numara. Yemekten sonra hemen bulaşıkları yıkamak. Kirli bulaşıkları ıslatmak hem çevre hem de bütçe dostu bir çözümdür. Bulaşıkları toplu olarak yıkarsanız teker teker yıkamaya oranla daha az su kullanırsınız. Bulaşığı yemeği yedikten sonra hemen yıkamak sadece tabağa yapışan bir yiyecek yediyseniz mantıklıdır. 11 numara. Su ısıtıcısının sıcaklığını otomatik ayarda tutmak. Evde şofbeni veya termosifonu olan çoğu kişi imalatçıya güvenir ve bu aletleri varsayılan sıcaklıkta çalıştırır. Çoğu ısıtıcının derecesi otomatik olarak ayarlanmıştır ve 60 derecedir. Ama aslında bu sıcaklık ihtiyaç duyduğunuzdan fazladır. Bu yüzden sıcaklığı 49 dereceye düşürün. Duş alırken hiçbir farklılık hissetmeyeceğinizden eminim. Sıcaklığı 11 derece düşürmek ve sürekli aynı derecede tutmak suyu ısıtmak için daha az zaman ve enerji harcayacaktır. Bu sayede paradan tasarruf edersiniz. 10 numara. Bir şeylerin değerini parayla ölçmek. Satın almak istediğiniz şeyin değerini saat bazında aldığınız parayla ölçün. Eğer haftada yaptığınız 40 saatlik iş için 600 lira alıyorsanız saat başı 15 lira kazanıyorsunuz demektir. Yani 300 liralık bir ayakkabı satın almak istiyorsanız bu size 3 iş gününe mal oluyor demektir. Bu şekilde düşünmek satın almak istediğiniz şeyin ödeyeceğiniz paraya değip değmeyeceğini anlamanızı kolaylaştırır. 9 numara. Güneşli günlerde alışverişe çıkmak. 2017 yılında New York Üniversitesi ve Avustralya'daki Sydney Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı bir araştırma, insanların parlak ışıkta risk alma ihtimallerinin daha fazla olduğunu göstermiştir. Günlük market alışverişlerinizde büyük bir fark görmeyebilirsiniz. Ancak konu büyük alışverişler veya büyük finansal kararlar vermeye gelince ölçülü olmak için bulutlu günleri tercih edin. 8 numara, Instagram hesabınızı kendinize saklamak. Instagram profilinize çok zaman ayırıyor musunuz? Bunu lehinize çevirin. Sevdiğiniz bir hobiniz varsa veya günlük rutininizi tarif etme konusunda harikaysanız bunu yarı zamanlı veya tam zamanlı bir işe dönüştürebilirsiniz. Bloggerlar işsiz insanlar değiller. Onlar hobilerinden en iyi şekilde yararlanan ve işlerini seven insanlardır. Siz de bir gezgin, stil gurusu veya şehirdeki en lezzetli pastaları yapan kişi olabilirsiniz. Hobinizi paraya çevirin ve yeterince takipçiniz olduğunda reklamlardan para kazanın. 7 numara, insanlara güvenmemek. Burada ilişkilerden bahsetmiyorum, başkalarıyla ekip olmaktan bahsediyorum. Bir şeyleri toptan şekilde satın almak, teker teker satın almaktan daha ucuza mal olur. Geniş bir aileniz yoksa ve bu kadar yiyeceğe ve erzağa ihtiyacınız olmasa bile komşularınızla anlaşıp ortaklaşa alışveriş yapabilirsiniz. Uygulamalar aracılığıyla bir aracı yabancılarla paylaşmak size taksiden daha az paraya mal olacaktır. Doğrudan sahibinden tatil evi rezervasyonu yaptırmak da otel rezervasyonundan daha hesaplı bir yöntemdir. 6 numara, su ısıtıcısını tamamen doldurup çalıştırmak. Su ısıtıcısında sadece ihtiyacınız olduğu kadar su ısıtın. Örneğin çay içecekseniz ne kadar suya ihtiyacınız varsa ona göre ayarlayın. Bu sadece su tasarrufu yapmanızı sağlamayacak. Aynı zamanda elektrikten de tasarruf edeceksiniz ve doğa ana size teşekkür edecek. Aynı zamanda su ısıtıcısının doluluk oranını da kontrol edin. Bu sayede içi tam doluyken ısıtmaktan kaçınmış olursunuz.
5 numara, sadece bir kere kullanacağınız eşyaları satın almak. Bir dahaki sefere hiç kullanmayacağınız bir aleti satın almak için hırdavat dükkanının yolunu tutmak yerine alet kiralayabileceğiniz bir mağazaya gidin. Günümüzde bu kiralama olayı sadece aletlerle de sınırlı değil. Özel günleriniz için tasarımcı çantaları, ayakkabı, elbise veya takı da kiralayabilirsiniz. Kıyafetlerinizi satın almak yerine kiralamayı tercih ederseniz sadece paradan tasarruf etmekle kalmaz. Aynı zamanda aynı kıyafeti birden fazla kez giymenin utancından da kurtulmuş olursunuz. 4 numara, alışveriş yaparken rahat ayakkabılar giymek. Bilim alışverişe çıkarken topuklu ayakkabı giymenizi öneriyor. 2013 yılında Brigham Young Üniversitesi'nin iki pazarlama profesörünün gerçekleştirdiği araştırma, yürürken dengede durmaya çalışıyorsak, alışveriş yaparken daha mantıklı kararlar verdiğimizi ortaya çıkardı. Mağazaya topuklu ayakkabıyla gelen denekler daha pahalı veya düşük kaliteli ürünler yerine orta fiyat aralığında daha yüksek kaliteli ürünler seçtiler. Yoga ve yürüyen merdiven de benzer bir etki yaratmaktadır. 3 numara, her ay gelirinizin bir kısmını biriktirmek. UCLA ve City University of London'daki bilim insanları 2017 yılında bir deney yaptılar. İnsanlardan günde kenara $5 ve ayda $150 koymak arasında seçim yapmalarını istediler. Biriktirdikleri miktar ay sonunda aynı olsa bile katılımcıların sadece %7'si ayda $150 biriktirmeyi kabul etti. %30'u ise günde $5 biriktirmeyi tercih etti. Beyninizin bir seferde $5'dan yani bir fincan kahveden vazgeçmesi $150 gözden çıkarmasından çok daha kolaydır. 2 numara, acıktığınızda yemek almak için durmak. Bir yere giderken acıkırsanız ve yolda, markette veya bir fast food lokantasında durursanız, ihtiyaç duymadığınız ve bitiremeyeceğiniz şeyler için fazla para harcarsınız. Bu yüzden arabanızda granola bar veya karışık çerez gibi atıştırmalıklar bulundurun. Bu alternatif sizi daha uzun süre tok tutar ve hem paradan hem de yolda durup arabadan ineceğiniz zamandan tasarruf etmenizi sağlar. 1 numara, alışverişe gitmeden önce lavaboya gitmek. Bu fenomeni 2011 yılında Norveçli ve Hollandalı psikologlar yaptıkları araştırma sırasında deneklerden zor bir seçim yapmalarını istedikten sonra keşfettiler. Deneklerden ertesi gün hemen harcayabilecekleri $16'lık küçük bir ödül veya bir ay içinde alacakları $30 gibi daha yüksek bir tutar arasında seçim yapmaları istendi. Lavaboyu kullanmaları gereken insanların daha iyi olan teklifleri seçtiklerini gördüler. Bu psikolojik etkiye inhibasyon yayılımı efekti denebilir. Fiziksel inhibasyon potansiyel olarak aralarında bir ilişki bulunmayan diğer şeyleri etkileyebilir. Para biriktirmek için başka püf noktaları biliyor musunuz? Aşağıdaki yorum kısmında bana yazın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Ama hey, henüz bir yere kaybolmayın. Daha 2000'in üzerinde güzel videomuz var. Tek yapmanız gereken sağdaki veya soldaki videoyu seçmek, üzerine tıklamak ve tadını çıkarmak. Hayata olumlu bakın.